Örümcek Abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Hızlandırıcılı parkurdayız. En sevdiğiniz ve en tehlikeli ve çok zorlu parkurlarımızdan bir tanesi. Bugün ise hangi arabalar? Anladınız siz. Bugün Türk taksilerle karşınızdayım. Türk taksi arabalarıyla bugün hızlandırıcılı parkura geldik. Çok zor bir hızlandırıcılı parkur. Şimdiden söyleyeyim. Sonra niye söylemedi demeyin. TOG'u görüyorsunuz. Yerli arabamız TOG. Türk taksi haliyle görüyorsunuz. Çok güzel bir mod. Hemen yan tarafında Hyundai Accent bizlerle, yine Türk taksi olarak bugün bizler olacak Hyundai Accent. Demir adam kullanmak istedi. Ona verdim arabayı arkadaşlar. Yanında Renault Clio var. Clio gerçekten çok güzel gözüküyor. Hemen burada Fiat Doblo'yu görüyorsunuz. Mevlana Taksi yazıyor. Yine güzel arabalardan, Türk taksilerimizden bir tanesi. Burada Fiat Tempra var. Tempra'yı Baldi istedi. Niye bilmiyorum. Bu arabayı illa ben kullanacağım dedi. Ve son olarak Toyota Corolla bizlerle arkadaşlar. Bugün Türk taksilerimizle hızlandırıcılı parkurdayız. Ama bu parkurun çok zor olduğunu bakın bir kez daha söylüyorum. Niye söylüyorum? Favori arabanızı iyi belirleyin diye söylüyorum. Hemen atlamayın şu olsun diye. Çünkü bu parkuru bitiren araba sayısı belki bir, belki hiç arkadaşlar. O kadar zor bir parkur. Şimdi öncelikle örümcek seç istediğini diyeceğine zaten bir tanesi senin. O da Fiat Doblo. Daha sonra diğer kahramanları izleyeceğiz. Size bu arada kanala hala abone olmadıysanız bir abone olabilir, videoyu beğenebilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Doblo'yu izleyelim. Bence günün en favori arabalarından bir tanesi Fiat Doblo arkadaşlar. Çok güzel bir araba gördüğünüz gibi. Bakalım Doblo'nun performansı nasıl olacak? Şu an için dikkatli bir şekilde sol tarafa dön örümcek, dikkat et. Çok dikkat etmesi lazım çünkü inanılmaz. Abi bak, çok dikkat etmesi diyemeden bile aşağı düşebiliyor. Bu parkur çok zor diye söyledim size abi. Gitti Doblo, suyun dibine doğru gitti. Onu biz artık çöplüğe bile alamayız suyun altından. Araba resmen denizin oldu arkadaşlar artık. Bizden çıktı Doblo. Örümcek kalifi oldu. Bu parkur çok tehlikeli Recep abi. Dikkat et. Şimdi karşınızda TOG T10X var arkadaşlar. Yerli arabamız, elektrikli bir araç biliyorsunuz. TOG'u artık öğrenmişsinizdir. O kadar çok getirdim ki. Yani bunu bilmemeniz çok fazla mümkün değil arkadaşlar. Bugün de Türk Taksi moduyla karşınızdayım. Recep abi kullanacak hızlandırıcı parkurda. Bakalım parkuru bitirebilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Recep abi arabam mükemmel. Söylemeye gerek yok. Şu an için TOG'u izliyoruz arkadaşlar. Hop yavaş. Yavaş. Aman çok kaydırma böyle. Abi çok kaydırma. O hareketleri yapma bu arabayla. Dikkat. Şu an için devam ediyor. TOG'u izliyorsunuz arkadaşlar. Çok dikkatli bir performans bekliyorum ben ama umarım düşündüğümüz gibi olur. Güzel. Recep abi dikkat et. Abi hiçbir yerde korumalık yok fark ettiyseniz yolların yanında. Hep güvensiz ve çok tehlikeli. Bak bir burada var. Sağda ve solda korumalar. Bunlar aşağı düşmenizi engelliyor. Ama çoğu yerde parkurun koruma yok arkadaşlar. Direkt aşağıya düşüyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim. TOG çok iyi gidiyor. TOG bugün muhtemelen parkuru bitirecek arkadaşlar. Durum onu gösteriyor. Dikkat et. Buradan geçti. Şimdi buradan yavaş. Buralar çok tehlikeli. Bakın korumalar yok arkadaşlar. Dikkat etmesi lazım. Vallahi parkur bitecek gibi gözüküyor. Yani şu an... Ya yapma be abi ya. Tam parkur bitecek gibi gözüküyor. Diyorum düşüyorsun Recep abi ya. Abi en bitirilecek yere kadar geldi. Neredeyse parkur bitmişti be Recep abi ya. Bir 30 saniye dayansa direkt başarıya ulaşmış olacaktı. Ama maalesef TOG'un performansı da Recep abiyle olmadı. Maalesef olmadı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi Batman'i izleyeceğiz. Batman'in arabası ise Toyota'nın Corolla modeli arkadaşlar. Toyota Corolla ülkemizde çok fazla kullanılan, yani milyon var mıdır? Düşüneyim. Belki milyon vardır ya. Çok fazla var çünkü. Yani bir sürü Toyota Corolla var arkadaşlar. Bakalım performansı nasıl olacak Batman'in Toyota Corolla ile beraber göreceğiz zaten. İsterseniz Batman'i izlemeye başlayalım. Hadi bakalım.
Araba çok iyi. Türk taksi gördüğünüz gibi. Ama hızlandırıcı parkur affetmez arkadaşlar. Bu parkur çok zor çünkü. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor bu parkurda. Hem de ekstra dikkatli olmanız lazım. Şu an izliyorsunuz aşağı. Abi yok yok yok, yani bu parkurun ne kadar tehlikeli olduğunu bence kahramanlarımız hala anlamamış gözüküyor arkadaşlar. Bu parkur çok tehlikeli arkadaşlar, bakın 500 defa söylüyorum ve yine de diskalifiyeler gelmeye devam ediyor. Batman de diskalifiye oldu. Çık yukarı doğru abi, çık 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 çık. Abi o kadar aşağı inmiş ki çıkamıyorsun yüzeyine. Evet, maalesef Batman de oldu. Ve sırada Demre'den var. Hyundai Accent'i kullanacak. Daha sonra Renault Clio ve Tempra izleyeceğiz. İkisinin performansını da çok merak ediyorum. Türk taksi olarak kullanılan, en çok kullanılan arabalardan 6 tanesini bugün görüyorsunuz. Torgu saymazsak ama ileride herhalde en çok kullanılanlar arasına girer. İlerleyen yıllarda, şu an olmasa da. Ama Hyundai Accent biliyorsunuz çok fazla kullanılan bir Türk taksi. Bakalım performansı nasıl olacak, beraber göreceğiz. Demre'den izliyorsunuz abi. Hadi bakalım. Dikkatli bir şekilde, en iyi şekilde parkuru bitireceğine şüphem yok Demir Adam'ın. Hyundai Accent gücü. Ne güzel kaydırıyor, gördünüz mü? Çok güzel kaydırıyor yalnız. Araba bayağı bir iyi. Allah. Güzel. Şimdilik fena gitmiyor ama tabii parkur uzun bir parkur arkadaşlar. Hemen bitmeyecek bir parkur. Biraz seviniyordum biliyor musunuz? İyi gidiyor diye. Yani iyi gidiyor diye düşündüm. 3 saniye sonra diskalifiye geldi. Ya bu kadar da erken olmasın yani bazı şeyler. Ve maalesef Recep abi diyor. Cem Adam'ın da performansı bugün başarısız arkadaşlar. Bugün hiç kimse parkuru bitiremiyor maalesef. Şimdi Tempra izleyeceğiz. Fiat Tempra da yine çok sevilen, çok ülkemizde kullanılan arabalardan bir tanesi. Ve Türk taksi olarak bugün Baldi ile izleyeceğiz. Yani Baldi'nin performansı bence iyi olur ama yine de görmeden bir şey diyemem arkadaşlar. Bir performansını göreceğiz, bir kullansın, parkuru bitirsin. Biz de like'ları gönderelim değil mi? Hadi bakalım. Şu an için Baldi izliyorsunuz. Güzel bir şekilde Fiat Tempra. Eski bir araba arkadaşlar, görüyorsunuz zaten ama ülkemizde çok kullanılmış, kullanılan bir Türk taksi olarak söyleyebilirim sizlere Tempra için. Şu an devam ediyor. Aman aman aman, çok kaydırıyor. Sakin. Abi çok kaydırma, aşağı düşersin. Tamam tamam tamam, bir şık. Sakin arkadaşlar, sakin. Biraz tehlikeli kaydırmalar falan yapıyor, korkuyorum. Aşağı falan düşecek diye çünkü. Evet. Korkuyorum dedim zaten ve düştü abi. Ya bu kadar erken oluyor ki, yani düşündüğüm şey anında gerçekleşiyor arkadaşlar şu an için. Ve maalesef, maalesef abi Baldi de gitti. Ya bugün favori arabanızı size çok iyi belirlemeniz gerektiğini söylemiştim arkadaşlar. Yani öyle abi. İyi belirleyin. Bak şurada Demirdam mı? Git. Baldi yüzüyor şu an Demirdam'ın yanına doğru. Abi herkes aynı noktada düşüyor neredeyse. Çok tehlikeli bir parkur. Zor bir parkur. Demre'den ne yapıyorsun? Yüzmeye mi çalışıyorsun? Evet arkadaşlar. Valide diskalifiye. Demre'den diskalifiye. Recep abi diskalifiye. Batman de diskalifiye. Valide diskalifiye. Herkes diskalifiye bugün. Ve kaptan izleyelim son olarak. Renault Clio'yu kullanacak. Eski Clio arkadaşlar. Da zaten tipinden de anlayacağınız üzere. Eski Renault Clio sembol olarak geçen arabalardan. Bitirir mi bilmiyorum. Yani kaptana güveniyorum ama yine de bu parkurun ne kadar zor olduğunu gördükten sonra çok da fazla emin olamıyorum arkadaşlar. Şu an Renault Clio izliyorsunuz. Güzel bir performans gelirse bence bu iş olur arkadaşlar. Ama kaptan bakalım bize neler yaşatacak bugün, göreceğiz. Şimdi sağ tarafa doğru dönemedi. Dön. Olmadı. Devam. Şimdi bir drift. Aynı nokta. Abi gördünüz. Lastik izlerini gördünüz. Aynı. Demir Adam, Baldi, Kaptan hepsi aynı virajda diskalifiye oldu. Hızlandırıcılar çok güçlü çünkü. Arabaları inanılmaz hızlandırıyorlar. Bakın aynısı abi. Baldi burada. Demir Adam burada. Kaptan burada. Herkes aynı noktada. Abi bugün Türk taksi dedik, güçlü dedik, iyi bitirir dedik ama hızlandırıcı parkurun bu kadar zor olacağını unutmuşuz arkadaşlar. Eminim ki sizler de unuttunuz ve gördüğünüz gibi tüm arabalar maalesef diskalifiye oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik.
sonraki videolarda görüşmek üzere.